Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sevgili seyirciler, ailenizin bilgi yarışması Ben Bilirim'le karşınızdayız. Ben Alper Ateş. Yine hanımefendiler, beyefendiler sağ olsunlar stüdyomuza geldiler. Birazdan sorularımızı cevaplayacağız ama önce her akşam olduğu gibi başvuru diyorlarım. Merhaba, benim adım Ayşegül Topoğlu. 1973 İstanbul doğumluyum. İstanbul Beykoz'da yaşıyorum. 13 yaşında Kaan adında bir oğlum ve 11 yaşında Ayşe adında bir kızım var. Şu anda bir teknoloji şirketinde gelirden sorumlu icra kurulu başkan yardımcısı olarak görev alıyorum. Sizlerle bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Çok teşekkür ederim. Selamlar, Enes ben. 26 yaşındayım. Kocaeli Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği mezunuyum. Yine aynı üniversitede Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünde yüksek lisansımı yapıyorum. 2 senedir özel sektörde yazılım geliştirme uzmanı olarak çalışıyorum. Merhaba, ben Murat Öztürk. 44 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümü mezunuyum. Evliyim, 9 yaşında bir kızım var. Bankacıyım. Diğer yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Merhaba, ben Aleyna Temiz. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. 1998 doğumluyum. Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezunum. Bir devlet kurumunda bir yıldır İngilizce öğretmeni olarak görev yapıyorum. Ben Bilirim'i severek takip ediyorum. Tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Tekrar çok teşekkür ederim efendim. Bu akşam da iki hanımefendiyle, iki beyefendiyle stüdyomuzda buluştuk. Şimdi onlarla sizi buluşturma zamanı. Ben Bilirim stüdyosuna hoş geldiniz. Evet, bu akşam bir numaralı masamızda Aleyna Hanım'ı ağırlıyoruz. İki numaralı masamızda Enes Bey var. Üç numarada Murat Bey ile yarışacağız. Ve dört numaralı masamızda da Ayşegül Hanım misafirimiz. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Aleyna Hanım'dan başlayalım. Hoş geldiniz Aleyna. Hoş bulduk Alper Bey. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. 15 dakika önce sorduğumda biraz daha heyecanı attığınızdan bahsetmiştiniz herhalde. Şu an biraz... daha alıştım. Adaptasyon süper sağladım diyebilirim. Güzel. Az önce biz zaten misafirlerimize biraz ısındık. Örnek sorular gördük. Buton provaları aldık derken biraz daha stüdyoya adapte oldular. Bir de minik de olsa tanırsak memnun Tabii. oluruz bir kez daha efendim. Ben Aleyna Temiz. 25 yaşındayım. Bir devlet kurumunda İngilizce öğretmeni olarak çalışıyorum yaklaşık bir yıldır. Hobilerim arasında memleketimi es geçtim, kusura bakmayın. Memleketim Giresun. Hobilerim arasında bulmaca çözmek var. Voleybol maçlarını takip ediyorum. Fırsat buldukça izlemeye gidiyorum. Harika. Kitap okumak da hobilerim arasında. Onun dışında ekleyecek bir şeyim yok şu an. Teşekkür ederiz Aleyna Hanım. Gayet bir yandan da detaylı aktarmış olduk efendim. Umarım güzel bir akşam olur sizin adınıza. Keyifli bir yarış olur. Başarılar dilerim efendim. Teşekkür. Sağ olun. Ve iki numaraya Enes Bey'e dönüyoruz. Hoş geldiniz Enes Bey. Merhabalar, hoş buldum Alper Bey. Kendimi tanıtayım. İsmim Enes. Kocaeli Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği mezunuyum. Yine aynı üniversitede Bilişim Sistemleri Mühendisliği'nde yüksek lisans yapıyorum. Yaklaşık 2 senedir özel bir lojistik firmasının yazılım departmanında çalışıyorum. Buraya eğlenmek için geldim. Buranın havasını solmak için geldim. Şimdiden çok güzel insanlar tanıdım. Umarım güzel bir gece geçer. İyi ki geldiniz. Biz de çok teşekkür ederiz Enes Bey. Ben teşekkür ederim. Umarım dediğiniz gibi keyifli bir akşam olur. Bazı bölümlerde son soruda herkesin şansı devam ediyor. Çok da heyecanlı bir yarış oluyor. Umarım onlardan birini yaşarız bu akşamda. Umarım. Başarılar diliyorum efendim. Çok sağ olun. Sağ teşekkürler. Olun. Ve 3 numaralı misafirimiz Murat Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Ben Murat Öztürk. İstanbul'dan yarışmaya katılıyorum. Evliyim. 9 yaşında bir kızım var. Bankacıyım. Zeynep Hanım. Evet, Zeynep Hanım. Kızımın ismi. Yarışmacı arkadaşlar, başarılar dilerim. Ben de size başarılar dilerim. Zeynep sağ olsun gelirken bana bir sürpriz de gelmiş. Birazdan tanışma kısmı geçtikten sonra onu da göstereceğim. Nasıl? Şu an rahat mısınız Murat Bey? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Umarım güzel bir akşam olur sizin adınıza da. Evet, inşallah. Başarılar çok, diliyorum. Çok sağ olun. Çok ve 4 numaralı misafirimiz Ayşegül Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adım Ayşegül Topoğlu. 1973 İstanbul doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. 13 yaşında Kaan adında bir oğlum ve 11 yaşında Ayşe adında bir kızım var. Allah bağışlasın. Bir de annem var. Annemle birlikte yaşıyoruz. Ve günlük hayatın içerisindeki tempoda işte iş hayatı, çocuklar, hayvanlarımız derken koşturmacalı bir tempoda devam ediyoruz. Böyle bir kaçamak yapalım dedi Ayşegül Hanım yoğunluğun içinde. Evet, birden oldu, hızlı bir karar verdim. Ama çok severek izliyordum zaten programı. Her akşam televizyonumuzda açık olan programdı. Teşekkür ederiz. Evet, özellikle tam yemek saatine denk geliyor. Çok severek izliyoruz. Çok keyif alıyordum. Bugün de burada sizlerle bir arada olduğum için çok mutluyum. Sağ olun efendim.
Teşekkür ederim tekrar bütün arkadaşlarıma. Ben de başarılar dilerim. Ben de size başarılar dilerim. Sağ olun. Umarım sizin adınıza da keyifli bir akşam olur. Ayşe İnşallah. Gülerim, başarılar efendim. Sağ olun. Bu arada Zeynep'ten bahsettik az önce. Murat Bey'in kızı. Evet. Zeynep güzel bir çalışmayla geldi stüdyomuza. Ben bilirim bir babasını izlemeye gelirken. Hem programımızın ismini şekillerle süslemiş hem de bir yandan ortaya beni koymuş sağ olsun. Teşekkür ederiz Zeynep'e. Hatta düğmelere kadar tüm detayları çizmiş. Teşekkürler Zeynep'e. Efendim artık Ben Bilirim de 4 misafirimizi tanıdık. Başlıyoruz ilk turumuza. İlk harf tablosu Aleyna Hanım için ekranda. Giresun'un G'siyle başlayalım. Giresun'un G'si. İlk harfimiz 80 puan değerinde. Tarihle başlayacağız. Soru şöyle. Adıyaman'da Nemrut Dağ Milli Parkı'nda yer alan anıtsal heykellerin ait olduğu krallıktır. Süremiz başladı. Komagene diyeceğim. Komagene. ...80 puan kazandırır mı? Kutlarız. Hayırlı uğurlu olsun Aleyna Hanım. İlk puanınız efendim. Darısı tüm misafirlerimizin başına. Şimdi Enes Bey seçecek ikinci harfi. Annem Yurdagül'ün Y'siyle başlayayım. Yurdagül Hanım'ın Y'si 50 puan değerinde anlam bilgisinden alıyoruz. Ara vermeden, durmaksızın anlamlarındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Peyder. Peyder. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Aradığımız cevap peyder değilmiş. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Ayşegül Hanım. Boyuna. Boyuna. Ayşegül Hanım'a da hoş geldin puanını kazandırır mı? Tebrikler. Size de hayırlı uğurlu olsun Ayşegül Hanım. Teşekkür ederim. Rica sağ ederim. Ve Murat Bey seçecek üçüncü harfi. Burcu'nun B'si. Burcu'nun B'si 40 puan anlam bilgisinden alıyoruz. Bazı halk ozanlarımızın isimlerine eklenen derviş anlamına da gelen kelimedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Aleyna Hanım. Abdal. Abdal. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Harflerimiz şimdi de Ayşegül Hanım için geliyor. Evet. Kızım Ayşe'nin A'sı. Ayşe'nin A'sı 60 puan değerinde. Anlam bilgisinden alacağız. Şöyle sorulmuş. Anlaşma, uyuşma, birlik olma gibi anlamlara gelen kelimedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde birden fazla anlamı varmış. Anlaşma, uyuşma, birlik olma gibi manalara gelirmiş. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 50 puanımız var ve bir kutu daha geliyor. Buyurun Enes Bey. İttifak. İttifak. Enes Bey'e de hoş geldin puanını ittifak kazandırır mı? Tebrikler. Size de hayırlı uğurlu olsun Enes Bey. İlk puan. 4 soruyu geride bıraktık. 5.'si için Aleyna Hanım'a dönüyoruz. Babam İsmail'in iyisi. İsmail Bey'in iyisi. 80 puanı var. Tescilli ürünlerden ekranda. Geleneksel el dokuması sanatının önemli örneklerinden sayılan, tiftikten yapılan Siirt'in tescilli ürünüdür. Süremiz başladı. Battaniye. Battaniye. Görelim. Kutlarız.
Bu akşam 200'ü gören ilk misafirimiz öğretmenimiz Aleyna Hanım oldu. Tebrik edelim tekrar. Ve Enes Bey ile gidiyoruz yeni soruya. Furkan'ın F'si. Furkan'ın F'si 80 puan araç gereçlerden gelecekmiş. Şu soru. Güneş ışınlarının süresini veya günün ne kadar kısmının güneşli geçtiğini kaydeden alettir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Murat Bey. Solar graf. Bir daha alabilir miyim? Solar graf. Solar graf oldu mu? Hayır dediler. Bir kutu açıyoruz. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 50 puanımız var. Güneş ışınlarının süresini veya günün ne kadar kısmının güneşli geçtiğini kaydeden alet için bir kutu daha. Buyurun Enes Bey. Heliograf. 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 Doğru mu? Kutlarız. Enes Bey de tablosunu 80'e taşıdı bu cevabın ardından. Tebrik ederim. Ve şimdi sorumuzu seçiyor Murat Bey. Kerem'in K'si. Kerem'in K'si 80 puan değerinde genel kültürden alıyoruz. Tuvalet eğitimi olmayan çocuklarda tek seferlik kullanılan tüketim malzemesidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Aleyna Hanım. Bebek bezi. Bebek bezi. Doğru mu? Tebrikler. Evet, bazen insan heyecandan son dönemde en çok para harcadığı şeyleri bile unutabiliyor. Evet, evet. Murat Bey sağlık olsun diyelim. Tebrik ederiz Aleyna Hanım'ı. Ve Ayşegül Hanım'dayız yeni harf için. Mesut'un M'si. Mesut'un M'si 30 puan kategorisi anlam bilgisi efendim. Geliyor sorumuz. İnsan yüzü anlamına gelen sözcüktür. Süremiz başladı. Sima. Sima. Ayşegül Hanım hanesine 30 puan daha ekler mi? Tebrikler. Evet 8 soruyu geride bıraktık. 9.sı için Aleyna Hanım'dayız. Samsun'un sesini. Samsun'umuzda da 80 puanımız varmış. Bu kez denizcilikten gelecek şu soru. Denizcilikte pervaneyi ters yönde çevirip geriye doğru yol almaya verilen isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Bir kutu açalım. Bu ifade aynı zamanda... Buyurun Ayşegül Hanım. Tornistan. Tornistan. Hiç açıklamaya gerek yok dedi Ayşegül Hanım. Puan kazanır mı görelim. Tebrikler. Bu ifade aynı zamanda halk arasında işte sözünü değiştirme, eskisinin tersini düşünme gibi de kullanılıyor. Diyecektim ki tebrik ederiz Ayşegül Hanım hızlı cevapladı. Ve Enes Bey'deyiz. Çarşambanın Ç'si. Çarşambanın Ç'si 80 puan değerinde deyimlerden alıyoruz. Kötü ün kazanmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Adı çıkmak. Adı çıkmak. Bu cevap Enes Bey'i ikincilik koltuğuna taşır mı? Tebrikler. Murat Bey seçiyor yeni harfimizi efendim. Urfa'nın U'su. Şanlıurfa'mızda da 80 puanımız varmış. Bu kez basketboldan alacağız Murat Bey'le. Kökeni İngilizce olan basketbol için... Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan karşılıktır. Sü-
Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Enes Bey. Bilek topu. Bilek topu. Basketbol. Oldu mu? Bilek topu olmadı Aleyna Hanım. Sepet topu. Sepet topu. Oldu mu? Kutlarız. 360'ı gördü liderimiz Aleyna Hanım. Basketbol, sepet topu cevabından sonra Ayşegül Hanım'a döndük. Oğuz'un O'su. Oğuz'un O'su 80 puan. Kategorisine bakacak olursak birlikte bir söz arıyoruz. Şöyle sorulmuş. Samimi konuşmalarda geçen birini çok sevmek veya çok sinirlenmek anlamındaki sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Aleyna Hanım. Deli olmak. Deli olmak. Doğru mu? Tebrikler. Efendim geride bıraktığımız sorularımızın ardından puan tablolarına bakacak olursak liderlik koltuğunda Aleyna Hanım var 440'la, Enes Bey 160 puanla ikincilik koltuğunda, Ayşegül Hanım 130 puanda, Murat Bey'le henüz açılış yapamadık ama eminim birazdan güzel bir açılış yaparız. Ve Aleyna Hanım sizdeyiz. Rize'nin R'si diyelim. Rize 70 puan ve futboldan alacağız bu kez sorumuzu. Türk futbolunun önemli değerlerinden olan 2019'da vefat eden sinyor lakaplı sporcudur. Süremiz başladı. Can Bartu. Can Bartu. Şu ana kadar güzel yarışan Aleyna Hanım buradan da 70 puan kazanır mı? Tebrikler. Evet, ekranımıza geldi efendim. Vefat eden, kaybettiğimiz sporcu Can Bartu bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Ve sorumuzu şimdi Enes Bey ile seçiyoruz. Van'ın V'si. Van'ın V'si 70 puan. Kategorimiz animasyon. Sorumuz geliyor. Haluk Bilginer, Ali Poyrazoğlu, Yekta Kopan gibi usta sanatçıların seslendirdiği animasyon film serisidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Murat Bey. Buz devri. Buz devri. Bu cevapla Murat Bey de hoş geldin puanını kazanır mı? Kutlarız. Hayırlı uğurlu olsun Murat Teşekkür Bey. İlk ederim puan. Rica ederim efendim. Şimdi Murat Bey ile gidiyoruz yeni soruya. Şükrü'nün şeysi. Şükrü'nün şeysi 80 puan değerinde ve el işinden gelecekmiş sorumuz. İnişli çıkışlı çizgilerin birbirini takip ettiği bir nakış ve işleme türüdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ayşegül Hanım. Zikzak işi. Zikzak işi. Oldu mu? Olmadı. Kutularımızdan birini açalım. Bir kutu daha. İnişli çıkışlı çizgilerin birbirini takip ettiği bir nakış ve işleme türü Aleyna. Tavus kuşu. Tavus kuşu. Doğru mu? Ona da hayır dediler. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 40 puanımız, 30 saniye süremiz kaldı. Buyurun Murat Bey. Cevan keşe. Cevan keşe. Oldu mu? O da değilmiş. Ayşegül Hanım. Civan kuşu. Civan kuşuyla 40 puan Ayşegül Hanım'a gider mi? Yine olmadı. Yaklaştık, etrafında dolaşıyoruz. Aradığımız cevap kimden gelecek? Murat Bey. Civan kişi. Civan kişi. Oldu mu? O da değilmiş. Bir kutu daha açıyoruz. Aleyna Hanım. Civan Kaşe. Civan Kaşe. Görelim.
Olmadı Murat Bey. Civan kaşı. Civan kaşı. Doğru mu? Kutlarız. Evet, sorunun sahibi Murat Bey puanı kazanan taraf oldu. Tebrik ederim. Yüzü gördük efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ve Ayşegül Hanım sizdeyiz. Evet. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'da da 80 puan var. Anlam bilgisinden geliyor. Halk arasında sözlü, nişanlı, evli kimseler için kullanılan bir ifadedir. Süremiz başladı. Başı bağlı. Başı bağlı. Bu cevapla da Ayşegül Hanım ikincilik koltuğuna geçer mi? Kutlarız. Efendim, ısınma turumuz da kaldı elimizde. Son 8 sorumuz, puanlar şöyle. Aleyna Hanım 510, ikincimiz Ayşegül Hanım 210, Enes Bey 160, Murat Bey 100 puanla ısınmaya devam ediyoruz. Aleyna Hanım sizdeyiz. Denizli'nin D'si. Denizli 60 puanı var ve sahne sanatlarından gelecek bu kez şu sorumuz. Sanatçının sahnede şakalar yapıp hikayeler anlattığı adı İngilizce olan gösteri türüdür. Süremiz başladı. Stand up. Stand up. İngilizce öğretmenimiz Aleyna Hanım buradan da 60 puan kazanır mı? Kutlarız. Ve Enes Bey ile seçiyoruz. Taksim'in T'si. Taksim'in T'si 50 puan değerinde. Müzikten alacağız sorumuzu. Şöyle sorulmuş. Hadi kalk gel, bul bir bahane. Birazcık heves, biraz cesaret. Sözlerinin geçtiği Yonca Lodi şarkısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Aleyna Hanım. Emanet. Emanet. 600'ü aşar mı Aleyna Hanım? Tebrikler. İlk turumuzda kalan soru sayısı 6'ya düştü. Murat Bey seçecek. Nahide'nin N'si? Nahide'nin N'si 40 puan. Kategorisi ise genel kültürmüş efendim. Şöyle sorulmuş. 2020'de göreve gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanıdır. Nokta nokta Tatar. Süremiz başladı. Kaan Tatar. Kaan Tatar. Olabilir. Doğru mu? Olmadı Enes Bey. İhsan Tatar. İhsan Tatar mı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı görelim. Olmadı Murat Bey. Hasan Tatar. Hasan Tatar. Doğru mu? Yine olmadı. Ayşegül Hanım. Metin Tatar. Metin Tatar. Doğru mu? Yine olmadı. Murat Bey. Kenan Tatar. Kenan Tatar mı aradığımız Cumhurbaşkanı? Yine olmadı. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Ayşegül Hanım. Yok. Yok, peki gelmedi. Buyurun Enes Bey. Tahsin Tatar ama uymuyor, pardon. Evet, harfler oturmuyor. Evet. Görelim. Olmadı. 2020'de göreve gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Aleyna Hanım. Füsun Tatar. Füsun Tatar, görelim. Olmadı. Kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. Buyurun Aleyna Hanım. Ersin Tatar. Ersin Tatar. Doğru mu? Tebrikler. Evet, fotoğrafı da ekranımıza geldi efendim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın. Ve yola devam edeceğiz Ayşegül Hanım'la. Evet. Pamuk'un P'si. Pamuk'un P'si 80 puan. Coğrafyadan ekranda. Ankara'ya bağlı bir ilçedir. Süremiz başladı. Beypazarı. Beypazarı. Doğru mu? Tebrikler. İlk turda son 4 harf Aleyna Hanım seçiyor. Ürgüp'ün üyesi olsun. Ürgüp 50 puan değeri var ve
Sorumuzun kategorisi İstiklal Marşımızmış. Geliyor efendim. İstiklal Marşı'nda geçen şehitler veya şehit kanı anlamlarına gelen kelimedir. Süremiz başladı. Şüheda. Şüheda. Görelim. Kutlarız. Enes Bey'deyiz. Son 3 harf. Ilgaz'ın ısı. Ilgaz'ın ısı 80 puan değerinde. Bu kez de televizyondan gelecek Enes Bey için. Reha Muhtar'ın sunduğu bir dönemin popüler haber ve tartışma programıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Murat Bey. Ateş hattı. Ateş hattı. Doğru mu? Kutlarız. Birinci turumuzun son iki harfi. Buyursunlar Murat Bey. Edirne N'si. Edirne'mizde de 40 puanımız varmış ve bu kez resimden alacakmışız. Soru şöyle. 20. yüzyılın önemli ressamlarından olan renkleri ustalıkla kullanmasıyla bilinen Fransız sanatçıdır. Nokta nokta Matisse. Süremiz başladı. Ferra Matisse. Ferra Matisse doğru mu? Olmadı. Aleyna Hanım. Henry. Henry Matisse doğru mu? Tebrikler. Evet, aradığımız sanatçımızın da fotoğrafı ekrana geldi. Biz de ilk turumuzun son harfine geldik. Ayşegül Hanım'la alıyoruz. Evet. Yumuşak G. Yumuşak G ile turu tamamlayacağız. Bu turun son sorusu sağlıktan ekranda. Vücudun bir yerinde duyulan şiddetli acıdır. Süremiz başladı. Ağrı. Ağrı. ...24. sorumuzun puanı da Ayşegül Hanım'a gider mi? Tebrikler. Efendim böylece ilk tur geride kaldı. Sıralamaya dönecek olursak liderlik koltuğunda Aleyna Hanım var 730 puanla. İkincimiz Ayşegül Hanım 320 puanda. Murat Bey geç açıldı ama devamında üçüncülük koltuğunda tamamladı ilk turu 180 puan. Enes Bey de yine yakın bir puan, sadece 20 puanlık fark var. 160 puanla tamamladık. Bakalım finalde kimler yarışacak? Hadi birlikte ikinci tura geçelim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim ikinci turumuz başlıyor. Aleyna Hanım'ın seçeceği ilk harfle. Ceyhan'ın C'siyle başlayalım. Ceyhan'ın C'si 90 puan değerinde. Açılış sorumuz edebiyattan gelecekmiş. Buyursunlar. Anne baba olmak isteyen çifti ve büyümeyen bir evladı konu eden masaldır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ayşegül Hanım. Parmak çocuk. Parmak çocuk. Ayşegül Hanım ikinci tura 90 puanla başlar mı? Kutlarız. 410'u gördü ilk sorunlardan Ayşegül Hanım, tebrik ederim. Ve ikinci harfimizi Enes Bey seçiyor. Eren'in E'si. Eren'in E'si. Bir 90 puanımız da burada var. Bu kez fizikten alacağız. Soru geliyor. Fizikte ısı yayımına ve aktarımına verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Aleyna Hanım. Konveksiyon. Konveksiyon. Doğru mu? Kutlarız. Ve üçüncü harf Murat Bey'in harfi. Onur'un O'su. Onur'un O'su 180 puan. Bu akşam ikinci turumuzda
4 tane 180 puanlık soru var. Tabloyu epey etkileyecek. Bu sorumuzun kategorisi müzeler efendim. Geliyor. İstanbul'da Sultanahmet Camii'nin külliyesinde Arasta Pazarı'nın içinde yer alan kültür noktasıdır. Nokta 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 müzesi. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim o müzeyi diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 150 puanımız var. Bir kutu daha. Son 50 saniyeye girerken bir kutu daha geliyor. Bir kutu daha. 120 puanımız var. Bir kutu daha. Buyurun Aleyna Hanım. Büyük Saray Mozaik Hane Müzesi. Büyük Saray Mozaik Hane Müzesi. 110 puan kazandırır mı görelim. Olmadı. Buyurun Enes Bey. Büyük Saray Mozaikleri Müzesi. Büyük Saray Mozaikleri Müzesi. Bu kez geldi mi? Kutlarız. Evet, Enes Bey bu cevapla 270'i gördü ve üçüncülük koltuğuna geçti. Büyük Saray Mozaikleri Müzesi'nden sonra Ayşegül Hanım seçiyor. Evet. Zeliha'nın Z'si. Zeliha'nın Z'si. Yine yüksek puanımız var. 170 puan. Atasözlerimizle devam ediyoruz. Olumsuz durumlara dair bilgi alma süresinin hızlılığını ifade eden atasözümüzdür. Süremiz başladı. Kötü haber tez duyulur. Kötü haber tez duyulur. Doğru mu? Görelim. Olmadı Aleyna Hanım. Kara haber tez duyulur. Kara haber tez duyulur. Doğru mu? Kutlarız. Efendim ilk 4 sorumuzun ardından puanlara bir kez daha bakacak olursak Aleyna Hanım 990'la lider, Ayşegül Hanım 410'la takibi sürdürüyor, Enes Bey 270, Murat Bey 180. Aleyna Hanım seçecek. İzmir'in iyisi. İzmir'imizde de 120 puanımız varmış ve taşıtlardan gelecek sorumuz. Kum, çakıl, moloz gibi inşaat malzemelerini taşımak için kullanılan büyük bir motorlu taşıttır. Süremiz başladı. Damperli kamyon. Damperli kamyon. Aleyna Hanım 1000 puanı da aşar mı? Kutlarız. Aleyna Hanım evde de böyle miydi? Cevaplar hızlı mı geliyordu? Aslında evdekinden daha iyi olduğumu söyleyebilirim şu anda. Yani şu ana kadar hep yüksek puanlı sorularda zaten ilk turda birçok cevabı aldık. İkinci turda da yüksek puanlı sorularda güzel bir performansla geldiniz. Tebrik ederim efendim. 1110 oldu Aleyna Hanım ve Enes Bey seçiyor. Şanlıurfa'nın şeysi. Şanlıurfa'mızda da 110 puan varmış ve bilişimden alacağız. Soru şöyle. İnternette sık ziyaret ettiğimiz sayfaları kaydederek kolayca ulaşmamızı sağlayan sistemdir. Nokta 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 çubuğu. Süremiz başladı. Yer işaretleri çubuğu. Yer işaretleri çubuğu. Enes Bey'in çok yabancı olmadığı alandan geldi. 110 puan kazanır mı? Kutlarız. Ve ikincilik yarışında fark 30'a düştü. Ayşegül Hanım 410, Enes Bey 380. Murat Bey seçiyor. Burcu'nun B'si. Burcu'nun B'si 150 puan değerinde. Sinemadan alacağız efendim. Ekranda sorumuz. Türkan Şoray, Cihan Ünal,
Müşfik Kenter ve Ahmet Mekin'in rol aldığı 1982 yapımı filmdir. Süremiz başladı. Ay. Çok iyi bildiğim bir şeydi şu an. Aklıma gelmedi. Gelmedi. Sağlık olsun efendim. Ben bilirim diyen var mı? Yine kutularımızdan biri açılıyor. Bir kutu daha. Türk sinemasının önemli oyuncularının rol aldığı o film Aleyna Hanım. Seni kalbime gömdüm. Seni kalbime gömdüm. Doğru mu? Tebrikler. Evdekinden daha iyiyim diyen Aleyna Hanım daha da iyi olmaya devam ediyor. 1240. Ve sorunun sahibi Ayşegül Hanım. Evet. Ömürün Öğüsü. Ömürün Öğüsü 100 puan. Kategorisi oyuncular. Soru şöyle. Aşk-ı Memnu, Deli Yürek, Kurtlar Vadisi dizilerinde rol almış oyuncudur. Süremiz başladı. Selçuk Yöntem. Selçuk Yöntem son anda gelen cevap. Ayşegül Hanım'a 100 puan kazandırır mı? Tebrikler. Evet, puan kazandıran Selçuk Yöntem ekranımıza geldi efendim. Ve şimdi sorumuzu yeniden Aleyna Hanım'la seçmek için harflere gidiyoruz. Fırat'ın F'si. Fırat'ın F'si 100 puan. Genel kültürden gelecekmiş. Buyursunlar. Giysi ve dış görünüşe verilen genel addır. Süremiz başladı. Kılık kıyafet. Kılık kıyafet. Doğru mu? Tebrikler. Enes Bey'deyiz yeni harf için. Gökçeada'nın G'si. Gökçeada'da da 130 puanımız varmış efendim. Bu kez deyimlerden alacağız Enes Bey için. Utangaçlıktan çabucak sıyrılıp aşırı serbest davranmaktır. Nokta 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 açılmak. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Aleyna Hanım. Kabak çiçeği gibi açılmak. Kabak çiçeği gibi açılmak. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. 1470 oldu Aleyna Hanım ve dönüyoruz Murat Bey'e. Van'ın V'si. Van'ın V'si 180 puan değerinde. Bu kez de müzikten gelecek Murat Bey sizin için. Birçok sanatçının söylediği "Elem beni terk etmiyor" sözlerinin geçtiği şarkıdır. Süremiz başladı. Gamze'deyim deva bulmam. Gamze'deyim deva bulmam. İkinci turumuzun en yüksek puana sahip sorularının birinin puanı da Murat Bey'e yazılır mı? Tebrikler. Evet, buradan Murat Bey'in hanesine gelen puan ikincilik yarışında farkı daha da azalttı. 510, 380, 360 oldu efendim son durum. Ve Ayşegül Hanım sizdeyiz. Üzümün Üyüsü. Üzümün Üyüsü 100 puan. Tarihten gelecek şu soru. Tarihte adli, mali ve idari alanlarda yabancılara tanınan ayrıcalıklara verilen isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Murat Bey. Kapitülasyon. Kapitülasyon. Doğru mu? Tebrikler.
Evet, artık elimizde kaldı. Final turumuza sadece 8 sorumuz. Bir kez daha puanlara dönecek olursak, Aleyna Hanım şu ana kadar çok güzel bir performansla 1470'i gördü. Birazdan final turunda iki misafirimiz yarışacak. Peki kimler olacak? Şu an avantaj Ayşegül Hanım'da 510'la, Murat Bey 460, Enes Bey 380. Herkes final şansını korurken son 8'e Aleyna Hanım'la başlıyoruz. Pırasa'nın P'si. Pırasa'nın P'si 100 puan değerinde. Kategorisi trafik. Soru şöyle. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2020'de ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının gerçekleşme şekline göre sayısı en fazla olandır. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. ...2020'de ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının gerçekleşme şekline göre sayısı en fazla olanı Aleyna Hanım. Yandan çarpma. Yandan çarpma. Doğru mu? Tebrikler. Evet, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik İstatistik Bülteni'nde yer alan bilgi şöyleydi 2020 için. Ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının oluş şekline göre türleri. Birinci sırada yandan çarpma 46.400. 2 yoldan çıkma 22.145, 3 yayaya çarpma 21.765, 4 devrilme, savrulma, takla 17.157 der Emniyet Genel Müdürlüğü verileri. Tebrik ederiz Aleyna Hanım'ı. Ve Enes Bey'deyiz. Finale son 7. Rize'nin R'si. Rize. 150 puanımız da Rize'mizde var. Bir kez daha Enes Bey'e deyimlerden geliyor. Bir işte veya bir yerde çeşitli sebeplerle uzun süre kalamamaktır. Süremiz başladı. Dikiş tutturamamak. Yetişemedik Ayşegül Hanım. Dikiş tutturamamak. Evet, Enes Bey süreye sığdıramadı. Ayşegül Hanım 150 puanı kazanır mı? Kutlarız. Geldi ama geç geldi Enes butona Bey. Butona bastım. Ben onu görmedim, butona bastım. Ya basmaya çalıştım yani, gerek yokken. Sağlık olsun diyelim. Tabii ki. Ayşegül Hanım avantajını biraz daha artırdı. 660 oldu tablosu. Kaldı son 6 finale şanslar devam ediyor. Murat Bey'deyiz. Murat'ın M'si. Murat'ın M'si 90 puan değerinde. Kategorimiz tarih. Sorumuz geliyor. Milli Mücadele'nin önemli isimlerinden olan 31 Ağustos 1922'de Mareşallik rütbesine terfi etmiş Genelkurmay Başkanı'dır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Aleyna Hanım. Fevzi Çakmak. Fevzi Çakmak. 90 puan kazandırır mı? Tebrikler. Evet, ekranımıza geldi efendim Mustafa Kemal Atatürk ve Mareşal Fevzi Çakmak, bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Şu an Aleyna Hanım 1650 ile finalde, biz kalan sorularda rakibini arayacağız. Ayşegül Hanım mı 660 puanlı, Murat Bey mi 460 puanlı, Enes Bey mi 380 puanlı, birazdan rakibi belli olacak. Efendim son 5'e Ayşegül Hanım'la başlıyoruz. Nide'nin N'si. Nide. 90 puanımız var ve bitkilerden geliyor. Çok yıllık ve çiçekleri birden fazla renkte olan, safran gibi bitkileri içine alan familyadır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Aleyna Hanım. Süsengiller. Süsengiller. Doğru mu? Tebrikler. Finale son 4 soru. 1740'ı gördü Aleyna Hanım.
Bence şu ana kadarki performansı ayrı bir alkış hak etti efendim. Tebrik ederiz. Ve artık ikinci finalist kim olacak? Onu görmek için başlıyoruz son dörde Aleyna Hanım'la. Ilgaz'ın Isı. Ilgaz'ın Isı 110 puan dizilerden alıyoruz. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in rol aldığı milli mücadele yıllarını anlatan dizidir. Süremiz başladı. Vatanım Sensin. Vatanım Sensin. ...1800'ü de aşar mı Aleyna Hanım? Görelim. Tebrikler. Finale son 3 pes eden misafirimiz yok henüz. Enes Bey'deyiz efendim. Geliyor harfler. Trabzon'un T'si. Trabzon'umuzda da 90 puan varmış. Sağlıktan alıyoruz sorumuzu. Tıpta ışınlardan istifade ederek uygulanan bir tedavi yöntemidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Aleyna Hanım. Radyoterapi. Radyoterapi. Ayşegül Hanım'la girdikleri bu ton yarışından galip çıktı Aleyna Hanım. Puanı da kazanır mı? Tebrikler. Finale son iki halen belli değil Aleyna Hanım'ın rakibi. Murat Bey'le bir adım daha atacağız. Evet, 280'lik sorumuz kaldı. Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ımızda kategorisine bakacak olursak coğrafyadan bir soru varmış. Geliyor. İzmir'in sınır komşusu olan 3 ilimizdir. Süremiz başladı. Aydın. Manisa. Yetiştiremedik. Buyurun Enes Bey. Aydın, Manisa, Balıkesir. Aydın, Manisa, Balıkesir. Bu cevapla Enes Bey'in umutları bir kez daha yeşerir mi görelim. Kutlarız. Evet, son soruya girerken Enes Bey bir kez daha yarışa tutundu. Son soruya girerken Murat Bey'in şansı kalmadı. Sağlık olsun diyelim. Ve Ayşegül Hanım düğümü çözecek misafirimiz. Eğer cevap gelirse Ayşegül Hanım Aleyna Hanım'la birlikte finale yükselecek. Sekerse Enes Bey cevaplarsa Enes Bey'in finale yükselme şansı devam ediyor efendim. Gidiyoruz soru seçmeye. Çamın Ç'si. Çamın Ç'si son harf. 180 puan ve benzetmeler ekranda. Kılık kıyafetine dikkat etmeyen kimseler için yapılan bir benzetmedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Bir süre önce Aleyna Hanım finali garantilemişti. 44. sorumuzda rakibi belli olacak. Kılık kıyafetine dikkat etmeyen kimseler için yapılan bir benzetme arıyoruz. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Aleyna Hanım. Hapishane kaçkını gibi. Hapishane kaçkını gibi. Düzeltebiliyor muyum? Buyurun. Tımarhane kaçkını gibi. Düzelttik. Tımarhane kaçkını gibi oldu mu? Olmadı. Buyurun Pası ben alayım. Enes Bey. Hapishane kaçkını gibi. Hapishane kaçkını gibi. Bu cevap Enes Bey'i finale taşır mı? Görelim. Kutlarız. Hapishaneden tımarhaneye dönünce Aleyna Hanım Enes Bey pası ben alayım dedi, aldı da. Ve efendim geride bıraktığımız iki turun ardından tablolar şöyle. 1940'la Aleyna Hanım finalde, rakibi ise son cevabın ardından 730'la Enes Bey. Kutlarız. Evet, bu akşam son soruya avantajlı girmişti. Çok da güüzel yarıştık. Ayşegül Hanım 660'da üçüncümüz oldu. Murat Bey de yine son sorulara kadar şansını taşıdı. 460 puan topladı. Tebrik ederiz. Evet, birazdan final turumuz var. Finale geçmeden vedalaşacağımız misafirlerimizden Ayşegül Hanım ne dersiniz bu akşama dair? Ben çok keyif aldım. Buraya gelirken de
sonuç ne olursa olsun mutlu döneceğimi, keyif alacağımı biliyordum. Aleyna Hanım'ı da Enes Bey'i de tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel yarıştılar. Enes Bey son anda bir depar yaparak, tebrik ederim. Her ikisine de başarılar dilerim. Bu akşam şunun altını çizmemiz lazım. Çok sıra dışı bir rakibiniz vardı. Çok seri cevapları olan ve hep yüksek puanlı sorularda güzel cevaplar veren bir misafirimiz vardı Aleyna Hanım. Onun da bence final kadrosunu belirlemede çok etkili olduğunu düşünüyorum. Biz ağırlamaktan çok memnun olduk efendim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun Ayşegül Hanım. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. Murat Bey, ne dersiniz bu akşama dair? Çok keyifli bir yarışma programı. Burada olmak da çok güzel. Sağ olun efendim. Bizleri de çok güzel ağırladınız. Her şey için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Murat Bey'le de açılışı geç yaptık. Biraz işte düşük kalır gibi olduk ama sonra ısındıktan sonra da gerçek performansa doğru gitmeye başladık. Biraz heyecan oluyor. Yani evdeki gibi değil. Mutlaka. Burası biraz daha farklıymış. Onu görmüş olduk. Bir de Aleyna Hanım varmış burada diyor Murat Bey. Onu da görmüş olduk. Kendisi çok başarılı gerçekten. Evet, dediğiniz gibi hızlı bir rakibiniz vardı. Biz ağırlamaktan çok memnun olduk. Çok sağ olun. Bu akşam Ayşegül Hanım stüdyomuzda yalnız değildi. Murat Bey yalnız değildi. Aile bireyleri vardı. Tekrar teşekkür ederiz efendim size de. Murat Bey, ayaklarınıza sağlık efendim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. O zaman izninizle biz artık son sorularımıza, final turumuza geçelim. Arada 7 soruluk fark var. Öndeki Aleyna Hanım mı yoksa geriden gelip Enes Bey mi bu akşamın birincisi olacak? Onu görmek için Ben Bilirim de final zamanı. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim ikinci turumuzun ardından artık günün birincisini belirleme zamanı. Avantaj 7 soruyla Aleyna Hanım'da ve ilk kategorimizi de Enes Bey seçecek. Hazır mısınız Enes Bey? Hazırım. O zaman buyursunlar Ben Bilirim de bu akşamın final kategorileri. Edebiyat, tarih, müzik, genel kültür ve spor var. Hangisiyle başlayalım Enes Bey? Spor Paris. Spor Paris'in P'si finalin ilk sorusu geliyor. Kırkpınar yağlı güreşlerinin davet simgesidir. Nokta 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 mum. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda 3 kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Açabileceğimiz son kutuda açılıyor. 15 saniye. 10 saniye. 3 saniye. 2 saniye. Buyurun Enes Bey. Kırmızı depar mum. Kırmızı depar mum. Cevap doğruysa fark 6'ya düşer. Kırmızı depar mum oldu mu? Olmadı. Ve son saniyede de Aleyna Hanım butona kırmızı dipli mum. Kırmızı dipli mum. Kırkpınar yağlı güreşlerinin davet simgesi. Doğruysa fark 8'e yükselir. Görelim. Kutlarız. Son saniyede gelen cevap Aleyna Hanım'ın hanesine puan olarak yansıdı. Bizim de elimizde kaldı 9 soru. Farkımızsa 8 soru. Aleyna Hanım'dayız. Eğer Aleyna Hanım 10 saniye içinde soruyu cevaplarsa günün birincisi olmayı garantileyecek. Gelmezse Enes Bey'in şansı devam edecek. Buyursunlar. Edebiyat Zeynep'in Z'si. Edebiyat Zeynep'in Z'si sorumuz geliyor. Ölümünden sonra yayımlanan romanı Şato'da esrarengiz bir kontun hikayesini anlatan yazardır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda da 3 kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Açabileceğimiz 3. ve son kutuyu açıyoruz. Buyurun Aleyna Hanım. Franz Kafka. Cevap doğruysa Aleyna Hanım bu akşamın birincisi olur. Değilse Enes Bey'in şansı devam eder. Görelim.
Olmadı. Buyurun Enes Bey. Franz Kafka. Franz Kafka. Bu kez cevap doğruysa Enes Bey farkı 7 soruya düşürür. Doğru mu? Tebrikler. Bu akşam Enes Bey'in ne zaman nefesi kesilse Aleyna Hanım mutlaka bir destek atıyor. İkinci turun sonunda da öyle olmuştu. Tımarhane kaçkını gibi, hapishane kaçkını gibi döngüsünden sonra tebrik ederiz Enes Bey'i. Şimdi de Enes Bey'i seçiyor efendim. Buyursunlar. Ben de edebiyatı biteyim. Burak'ın B'si. Edebiyat, Burak, sorumuz geliyor. Beyami Safa'nın çağdaşlaşma sürecine ayna tuttuğu, aynı isimle dizisi de çekilen ünlü romanıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Aleyna Hanım. Fatih Harbiye. Fatih Harbiye. Cevap doğruysa Aleyna Hanım bu akşamın birincisi olur. Görelim. Kutlarız. Evet, az önce de yaklaşmıştık. Sadece bir soru röterli oldu. Aleyna Hanım bu akşam çok güzel yarıştı. Hem ilk turumuzda, hem ikinci turumuzda, hem de finalde güzel bir puanla nihai tabloya baktığımızda 2340'la Aleyna Hanım birincimiz, 930'la da Enes Bey ikincimiz. Kutlarız. Ne dersiniz Enes Bey, nasıldı yarış? Çok güzel bir yarışmaydı. Aleyna Hanım'la yarışmak ayrıca güzel. Çok güzel bir skor elde etti. Zaten final mücadelesine de Kocaeli Spor karşısına çıkan Arsenal gibi. Çok rahat çıktım. Onun gibi beklenmedik bir skor olur belki dedim ama olmadı. Burada bulunmak çok güzeldi. Çok güzel insanları tanıdım. Sizinle bir arada olmak çok güzel. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz efendim. Gerçekten çok seri bir rakibiniz vardı bu akşam. Çok başarılı, hem genç hem de birçok cevabımızı çok başarıyla cevaplayan bir öğretmenimiz vardı Aleyna Hanım. Bir kez daha tebrik ederiz kendisini de. Enes Bey, eğer farklı bir kadro olsaydı belki başka bir rekabete tanıklık edebilirdik ama bugünkü rakibinizin çok hızlı olması ve başarılı olması bir yandan hani ikinci olduk, final erken bitti ama öbür taraftan da ikincilik yarışı çok keyifli geçti. Sizin kendi aranızdaki rekabet de son soruya kadar taşıdık efendim az önce. Evet. Biz ağırlamaktan çok memnun olduk. Ben de çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Sağ çok sağ olun. Ve Aleyna Hanım öncelikle tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sizin adınıza nasıl geçti? Ya benim adım aslında başlarken birazcık korktum hani acaba nasıl olur, nasıl geçer sorular. Bildiğim yerlerden gelmesini çok istedim ki öyle de oldu. Bayağı bildiğiniz yerlerden geldi. Yani bildiğim yerlerden geldiği için biraz daha bu ton yarışlarında şanslıydım. Bana denk gelince bildim. Güzel geçti benim adıma. Çok güzel insanlar tanıdım. Enes Bey de çok güzel yarıştı. Peki evdeyken bunun yüzde kaçı bir performans vardı? Açıkçası evdeyken bu kadar sanırım odaklı yarışmadığım için hani kendimi çok ölçemiyorum ama bunun belki %50'si. %50'si. Evet. Evet, stüdyoda performans bayağı evet, tavana ulaşmış. Tam odakladım kendimi. Biz ağırlamaktan çok memnun olduk. Tekrar tekrar tebrik ederim Aleyna Hanım. Ve artık Aleyna Hanım'ın da ödülünü takdim etme zamanı efendim. Sevgili seyirciler, bu akşam da yine dört değerli misafirimizle çıktığımız yolculukta günün birincisi. Finale zaten çok avantajlı gelmişti. 7 soruluk fark vardı. Finalin ardından da 2340 puana ulaşan Aleyna Hanım oldu. Ödülün de sahibi oldu. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle tekrar tebrik ederim. Sevgili seyirciler, biz bu akşam da sona geldik. Siz de Ben Bilirim ailesine katılmak, bizimle birlikte yarışmak isterseniz başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızı sosyal medyadan bizimle paylaşmak isterseniz Instagram hesabımızda Ben Bilirim TV360. Yepyeni bir bölümde buluşuncaya dek hoşçakalın efendim. Tebrik ederim.